verdiler. Doğa sigorta, leş. Yığmışlar oraya. Yığmışlar. Ben şimdi geldim mi? O yüzden sordum. Değerli basın mensupları, Galatasaray erkek basketbol takımımızla Doğa Sigorta arasında yapılan isim sponsorluk anlaşmasının imza törenine hepiniz hoş geldiniz. İlk olarak sözü günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e bırakıyorum. Bir nefes alaydım ya. Akreditasyonu diyorlar. Akreditasyonu kapalı olan var mı? Aranızda yok. Bütün akreditasyonlar serbest. Bütün değerli medya mensuplarını her zaman bekleriz. Sizleri görmekten çok mutluyuz. Değerli arkadaşlar, ülkemizin içinde bulunduğu geçici de olsa zor ekonomik koşulları hepimiz biliyoruz. Kimimiz maaşlarımızda, kimimiz gelirlerimizde bunu yaşıyoruz. Bu da geçer. Biraz deler ama geçer sonuçta. Fakat bu zor konularda, durumlarda, koşullarda elin taşın altına koyan insanlar eğer toplumlarda vefa duygusu, şirketlerde kurumsal hafıza var ise unutulmaz. İşte bizim ülkemizin ve spor dünyasına sponsorluğun azaldığı bu dönemde elini taşın altına koyan bir kuruluş çıktı. Ve adı profesyonel, adı amatör, profesyonel hizmet gören fakat bence amatör ruhla mücadele eden basketbol, voleybolu da unutmayalım. Voleybol ve diğer amatör spor dallarımız 13 dalda, 13 branşta 1600'e yakın sporcuyla hizmet ediyoruz. İşte bu dalda elini taşın altına koyan sevgili Doğa Sigorta'ya ve şahsında yönetim kurulu başkanı sevgili Nihat Kırmızı kardeşime ve ağabeyine çok teşekkür ediyoruz. Bunu sadece bu teşekkürü bir Galatasaray başkanı olarak değil, basketbol camiasına, spor camiasına hizmet verenler adına da teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi sponsorluklarda genel bir daralma var. Avrupa'da da basketbol bütçelerinde bir daralma var. Ama bir mücadele, bir spor dalı, insanın var olmasına neden olan sosyal koşulların oluşmasında emeği geçen bir spor dalı olan basketbolu da spor genel bir daldır. Oluşuma, varoluşun oluşumuna neden olan dallardan ve bunların parçasından biri basketbol önemli bir parça. Hele Kuzey Amerika'da biliyorsunuz en önemli spor. Ben bu vesileyle hem sevgili Doğa Sigorta'ya teşekkür eder hem de şunu vurgulamak isterim özellikle. Biz basketbolda bir otarşizme yani kendi kendine yetmeyi hedefleyen bir hedefe gittik. Bunu değerli birçok arkadaşımız bir küçülme gibi algıladı. Değil. Biz asla küçülmeyi hedeflemedik. Küçülerek büyüyemezsiniz. Ama harcamalarınızı kısmanız gerek. Savruk olamazsınız. Savurgan olamazsınız. Gelecek geçmiş kuşakların birikimlerini, gelecek kuşakların hazinesi olan birikiminizi savuramazsınız. Biz bu anlamda baktık. Harcamaları kısıtladık. Ve geçen yıla göre, geçen yıl örneğin size örnek veriyorum, basketboldaki maliyetimiz 5.4 milyon avro. TL karşılığı o günün kuruyla 28 milyon TL. Bugünkü erkek basket takımımızın maliyeti, kadro maliyeti 2.5 milyon avro. 13.4 milyon TL. Yani yaklaşık 2.5 kattan, 2 kattan fazla bir bütçe daralması yapmışız. Peki başarı noktasında neredeyiz? Bütçe daralması olunca başarının düşmesi gerek değil mi? Korelasyon olması gerekir. Hayır. Tam tersine geçen yıl aynı dönemde 10.ymışız biz devraldığımızda. Şu anda kaçıncıyız? 5.'yiz.
geçen yıl küme düşmemeyi oynadık. Demek ki para her şey değilmiş. Eski Türk filmlerdeki gibi para tek başına saadet getirmiyor. Kız basketbolda da aynı durumdayız. Kadın basketbolda. Geçen yıl harcadığımız para 1.4 milyon avro kadro maliyeti. Kadro maliyetinden bahsediyorum. Total borçlar ayrı kalem. 0.9 bu yılki kadro maliyetimiz. Peki nedir durum? Avro olarak konuşuyorum arkadaşlar. Geçen yıl 9.'ymışız. Bu yıl 6.'yız. Şimdi bundan ibret alınması gereken çok şey var. Demek ki kendinizi tam verince sadece paraya endeksli işler olmuyor. Çalışmayla, çabalamayla, o sporun gerektirdiği amatör ruhla, ki profesyonellik içinde de amatörlük vardır, gerekenleri yapıp camiamızı en iyi şekilde temsil edebiliyorsunuz. Tabii ki ben asla bu altıncılıklar ve beşinciliklerin bizi tatmin ettiğini sakın düşünmeyin, sakın. Galatasaray'ın şampiyon olmadığı, birinci olmadığı hiçbir yer bizi tam anlamıyla mutlu etmez. Bu nedenle de Galatasaray her zaman birincilerin, şampiyonların sponsoru olacaktır ve böyle olmaya devam edecektir. Sevgili Nihat Kırmızı kardeşim buradayken de kadın basketbolda da bir yarış var. Çeşitli sponsor teklifleri geliyor. Fakat onlara da bir bakmasını rica edeceğiz. Nabi Bey'den tabii özellikle. Şimdi tabii Nabi çok ciddi bir Urfa adı. Evet. Baki'den, Nabi'den. Divan edebiyatına gidersek Nabi Bey. Çok özür dilerim. Hep Nihat Bey'le olduğumuz için onu söylüyorum. Değerli arkadaşlar, yani üç büyük kulübümüz çok büyük ulusal bir görev deruhte ediyor. Her birinde yaklaşık 12-15 branş arası amatör sporlara Cumhuriyet'ten bu yana kuruluşuyla birlikte hizmet ediyorlar. Ve bu devam edecek. Bununla ilgili sponsorluklar da artarak devam etsin diyorum. Bütün kulüplere, çünkü bir anlamda bunlar ulus için mücadele ediyorlar. Tabii ki biz bunların birincisi ve öncüsü basketbolda da Galatasaray 1911 yılında kurulan Grand Cour'da yapılan lisenin müsabakalarla, voleybolda da Galatasaray'dır, baskette de öyle ve bugünlere geldi. Yani biz o 20 yıl derken bütçesi 20 kattı, bir sürçülisan oldu, 20 yıllık tarih yaptılar. Onu da düzeltmiş olayım ez cümle. Şimdi sevgili Nihat ve Nabi kardeşlerime sözü bırakıyorum. Evet, Sayın Başkanım, yönetim kurulu üyelerimiz, sporcularımız ve teknik heyetimiz, çok kıymetli basın mensupları. Öncelikle dün yapılması planlanan bu imza töreninin ertelenmesine göstermiş olduğunuz anlayıştan dolayı hepinize teşekkür ederim. Bu vesileyle de Fatih Hocamıza tekrardan başsağlığı diliyorum. Evet, Galatasaray ve Doğa Sigorta. Ülkemizin iki önemli güzide markası. Galatasaray, ülkemizin yurt dışında da en tanınmış ve en başarılı. Hem markası hem de kulübü. Hepimiz defalarca yurt dışına gitmişizdir. Ve belki de her defasında şununla karşılaşmışızdır. Yeni birileriyle tanışırken, pasaport kontrolden geçen polis de dahil buna. Her zaman Türk olduğumuzu görür görmez ilk cümleleri, bize ilk bakışları Galatasaray olmuştur. Yani Galatasaray aynı zamanda zorlandığımız bir anda imdadımıza yetişerek çok güzel bir iletişim, çok güzel bir samimiyet yakalamamızı sağlamaktadır. Galatasaray bu yönüyle sosyal olarak da tüm insanlarımızla, rakip takımlarımızın taraftarları da dahil bu durumla karşılaşıyor ve bu durumdan faydalanmaktadır. Yani sosyal anlamda da çok önemli katkılar sunmaktadır. Yurt dışında en tanınan marka olarak turizm anlamında ülkemize önemli getiriler sağlamaktır. Ekonomik anlamda da Galatasaray'ın bu anlamda çok önemli katkıları vardır ülkemize. Bunlar tabii baktığımız zaman yurt dışında konuştuğumuz insanların çoğu Galatasaray'ı tanıyor, Galatasaray'ı takip ediyor, şu anki durumunu biliyor. Galatasaray'ın sadece futbolunu değil, basket takımını bile çok yakından takip eden birçok kişi var. Yani yurt dışında Galatasaray'ın Türkiye'deki gibi milyonlarca taraftarı olduğunu görüyoruz. Bu nasıl elde edilir? Bu durup dururken elde edilmez tabii ki. Bu başarıyla ancak elde edilebilir. Galatasaray
başkanımızın dediği gibi 13 branşta her zaman en iddialı takım olmuştur ve her zaman en başarılı takım olmuştur. Basketbolda da bu böyledir. Basketbolda zamanında yenilmez armada ünvanını kazanmış bir takımdır. Ve şu anda halen Avrupa'da en çok kupayı ülkemize getirmiş takım Galatasaray'dır. Basketbol takımında iki bayanlar, bir de erkekler olmak üzere Avrupa, 3 tane Avrupa Kupası'nı Türkiye'ye getirerek bu anlamda da liderliğini devam ettirmektedir. Doğa sigorta olarak konuşursak, Doğa sigortada yine global anlamda Türkiye'nin en güçlü ve en güvenilir markalarından biri haline gelmiştir. Yurt dışında dünyanın en büyük reasürörleriyle yaptığı iş ortaklıklarıyla, risk paylaşımlarıyla ve her yıl ödediği milyarlarca liralık hasar ödemeleriyle ülkemize de yine aynı şekilde önemli ekonomik katkılar sağlamaktadır. Bu iki tane güzide markanın isimlerinin yan yana gelmesi beni de Galatasaraylı olarak, bir Galatasaray üyesi olarak, bir Galatasaray İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak ayrıca gururlandırmaktadır, mutlu etmektedir. Biz tabii ki bana çokça şu soru geliyor, belki sizler de soracaksınız. Niçin basketbol oldunuz? İşte futbol varken bu bütçelerle futbolda daha fazla görünebilirdiniz. Evet, bunun farkındayız. Fakat biz anlık düşündüğümüzde futbol olsaydık belki de belli süreliğine daha fazla görünürlük elde edebilirdik. Ama biz süreklilik istiyoruz. Uzun yıllar Galatasaray'la Doğa Sigorta'nın isminin yan yana anılmasını istiyoruz. Ve sürdürülebilir bir fayda sağlamasını istiyoruz. Hem Galatasaray'ın hem Doğa Sigorta'nın birbirine sürdürülebilir, uzun yıllar fayda sağlamasını istiyoruz. Başkanım da mutlaka bunu görmüş olmalı ki bayan basketbol takımına da sponsorlukla ilgili bize bir öneride bulundu. Belki de ana sponsorluğumuza da yarışı var. Bu ara bitmek üzere biliyorsunuz. Ona da katıldınız. Yani bizim amacımız sadece anlık değil, uzun yıllar sürdürülebilir. Her iki tarafın birbirine çokça faydalar sağlayacağı bir işbirliği. Ve Galatasaray'ın yeniden bundan sonraki yıllarda da hem ülkemizde hem Avrupa'da şampiyonluklar, kupalar kazanacağını, yani Galatasaray'ın tek başına değil, Galatasaray Doğa Sigorta takımının bundan sonraki süreçte önemli başarılar, önemli kupalar, önemli şampiyonluklar kazanacağına inanıyoruz. Bu süreç buraya gelene kadar tabii önemli emeği olan kişiler oldu. En başta Sayın Başkanımız, biraz önce konuşmasında da belirttiği gibi sponsorluğa verdiği önem ve değeri bize her zaman gösterdi. Sayın Başkanımıza bu anlamda çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bunun yanında yönetim kurulu üyelerimiz, başta Ömer Bey, Yusuf Bey ve Erol Bey olmak üzere ve çok önemli iki kişi daha var. Bunlar da Didem Hanım ve Doruk Bey. Onlar da çok emek sarf ettiler. Defalarca iki kurum arasında gittiler, geldiler. Ve bizim Galatasaraylı İş Adamı Derneğimiz var. Belki çok görünmüyor, basında çok işlenmiyor ama her zaman Galatasaray'ımızın yanında, her zaman başkanımızın, yönetimimizin ve yönetimlerimizin geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de her zaman Galatasaraylı İş Adamları Derneği, 1905 GİSİAD adıyla bilinen Galatasaraylı İş Adamları Derneği Başkanımız İbrahim Hatipoğlu'na da tekrardan teşekkür ediyorum. O da bu süreçte çok emek harcadı. Biliyorsunuz biz Galatasaray İş Adamları Derneği olarak aynı zamanda tekerlekli basketbol takımının da sponsoruyuz. Bu anlamda da önemli katkılar sunuyoruz. Biz Galatasaray basketbol takımının Galatasaray Doğa Sigorta ismiyle bundan sonraki süreçte çok başarılı olacağını görüyoruz. Bu işbirliğinin hayır ve bereket getireceğini düşünüyoruz. Hepinize çok teşekkür eder, saygı ve sevgilerimi sunarım. Başkanımıza ve Sayın Nihat Kırmızı'ya çok teşekkür ediyoruz ve imza törenimize geçiyoruz. Forma takdimimiz olacak. Formalarımızı da sahneye alalım. Kısa kollu mu giyiyorsunuz?
Teşekkür ederiz. Transfer yasağı göreve geldiğimiz günden bu yana gerçekten bizim önümüzde sorun. Kaldırıyoruz. Sonra tekrar geliyor. Sorun bitmiyor. Yani borç sarmalından kurtulmamız bir süre alacak. Ben size ana borçla ilgili şunu söyleyebilirim. Biz şu anda devraldığımız borç 50 milyon TL'ye bizim dönemimizle birlikte. Bunun 20 milyon TL'sini ödedik yani. Büyük bir çoğunluğu ödedik ama borç devam ediyor. Futbolda da devam ediyor. Oraya hepsinde var. Tabii bu onlarca yıldan yana gelen biriken kar topu gibi sorunlar. Biz bunları durdurduğumuza inanıyoruz. Önce stop ettirdik. Bir borçlanmayı durdurduk. Kredileri işte yaklaşık 300 milyon TL ödedik. Vergi olayında şu anda en öndeyiz. 200 milyon TL verginin 160 milyon mu ödedik? Yani biz o borç sarmalından kurtuluyoruz. Yani iflas eden bir görüntüden, acize düşmüş bir görüntüden karlılık dönemine geldik ve futbolda bunu sağladık. İnşallah sürdürülebilir olur. Onu diliyoruz. Onun için mücadele ediyoruz. Fakat dışarıda da kar ve fırtına var. Sorunlar durmuyor. Sizin yarışı sürdürmeniz için harcama da yapmanız gerekiyor. Ve dediğiniz gibi o borç transfer yasağını kaldırmanız gerekiyor. Mutlaka katkısı olacaktır. Galatasaray istediği zaman transfer yasağını kaldıracak güçtedir. Onu da söyleyeyim. Ez cümle söyleyeyim. Şunu da yapıyoruz. Ben özellikle diğer kulüplerimizin de yapmasını istiyorum. Ben bu bağlamda hiçbir siyasi mülahaza ve endişe duymadan teşekkür ederim hükümetimize ki amatörlerle ilgili destek yasası çıkarttı. Hiç kimse bundan rahatsız olmasın. Her zaman doğrunun yanında olalım. Kim yaparsa yapsın. Hiçbir siyasi düşünceye kapılmadan diyebilirim ki Galatasaray'ın şu anda Resulgün yine yatırdık değil mi Yusuf Bey? Büyük bir vergi. 7 milyon TL yine vergi. Stopaj. Bu yine amatörlere dönüyor. 30 küsur milyonu aşmış durumdayız. Tabii bunun tamamını basketbola veya voleybola veremiyoruz. Bütün branşlara dağıtıyoruz. Aynı şekilde futbolun amatör akademi altyapısını da destekliyoruz. Amatörlere ödediğimiz stopajları peşin ödediklerimizi devlet bize tekrar sporcu bazında belgeli olarak iade ediyor. Rastgele iade etmiyor. Kontrol ederek veriyor. Sportif, profesyonel harcamaya gitmemesi için. Bunu da yapıyoruz ve inşallah sevgili Doğa Sigorta'nın da destekleriyle çok daha ileri noktalara geleceğiz. Geçişe zaten yasa izin veriyor. Hemen son sorudan yanıt vereyim. Sizin zaten profesyonelde ödediğiniz stopajlara dikkat edin. Gelir ve kurumlar değil. Stopaj vergisinin iadesinin amatörlere harcanması. Zaten yasanın amacı o. Yani profesyonelden amatöre destek. Bunu sağlıyor. Bu kulübün tabii ki önümüzdeki yıl stat isim hakkı. Birçok şeydeki sponsorlukta özellikle dış destekle temaslarımız sürüyor. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Buna kapalı spor salonunda dahil ama şu anda doğmamış çocuğa da at koymak istemiyoruz. Ama o konuda çok ciddi çalışmalarımız, bize çok ciddi teklifler var. Tekliflerin hem birikmesini hem kendi içinde eliminasyonunu bekliyoruz. Bir noktaya doğru gelecek ve sonuçta Galatasaray için ve ülkemiz için en hayırlısı ve en değerlisi neyse o olacak. Kesinlikle biz sporda şiddet, tahrik, çifte standart ve haksızlığın karşısındayız. Bütün dallarda. Eğer bu bizim lehimize yapılmışsa biz bunu da istemeyiz, şiddetle reddederiz. Sahtekarlık, oyun bozanlık, hile karıştırma asla bizim karakterimiz değildir. Türk milletinin de karakteri olmamalıdır, olamaz. Bu bağlamda spor çok değerli bir unsur, çok değerli. Bunun için de biz istiyoruz ki hafta sonları, hafta içleri bir şölen olsun. Basketbol maçlarına binlerce insan gelsin. Maalesef basketbol ve voleybolda elde ettiğimiz gelir elektrik masrafını, güvenlik demiyorum, karşılamıyor. 1000 lira, 2000 lira gelir elde ediliyor, brüt gelir.
Biletli 500 seyirci, 300 seyirci. En fazla basket maçında yabancı gerektiğinde 3000-4000 seyirci. Elde edilen gelir 14-15 bin TL. Komik. Yani bugün bizlerin özellikle 3 büyük kulüp, bunun için 3 büyük kulüp değerli arkadaşlar. Ben bunu söylemekten hiç imtina etmem. Ha, en büyük Galatasaray. Bu ayrı. Şimdi bu 3 büyük kulüp içinde bunların harcamalarının çok büyük bölümünü sportiften sübvanse ediliyor harcama. Yani bizim örneğin amatör branşlardan alacağımız para sportif AŞ'nin 350 milyon TL. Diğer bir başka kulübümüzün 1 milyar TL'ye yakın. Biz bizimkini biliyoruz. Bizimki uluslararası çifte bağımsız denetimden geçmiş hesaplar. Biz kuruşumuzun hesabını tutturuyoruz. Belki biz bilmeden bir yanlış yaparız diye tekrar denetletiyoruz. Hem iç denetim yaptırıyoruz, hem uluslararası bağımsız mali denetim bilinen uluslararası firmalara yaptırıyoruz. Şimdi uzun bir süreç. İnşallah Türkiye dünyada hak ettiği yeri alacak. En tepelere yürüyecek. Ve inşallah bunun içinde Türk sporu da en tepelere total olarak yürüyecek. Hem basketbolda, hem voleybolda, hem judoda, hem inşallah atletizmde. Ve en önemlisi bizim en sevdiğimiz spor futbolda yürüyecek. Ve inşallah Galatasaray'da bunların en tepesinde olacak. İnşallah. Böyle diliyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Bizim bütün çabalarımız bunun için. Hiç biz günü kurtarmak için çalışmadık. Buna transferler dahil. Hepsi uzun vadeli. Hepsi kılı kırk yararak. Teknik ekiplerimizle günlerce çalışarak. Gece olmadan. Geceyi görmedik biz bazen. Dinlenme diye bir şey anlamadık, hissetmedik. Ben burada tekrar basketboldaki bütün yönetici, teknik kadro kardeşlerime çok çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki bu toplantıya vesile olan Doğa Sigorta'ya çok da tekrar teşekkür ederim. Nabi ve Nihat Beylere. Business Life dergisinden Mehmet Tufan. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Sorum Nihat Bey'e. Taraftarlar tuttukları takımların isimlerinde ve formalarında yer alan sponsorlarına karşı özel duygusal bir bağ beslerler. Siz de kurumsal iletişim anlamında zirveye oynayan Doğa Sigorta'nın bu anlamda odakta yer almasını iyi bir Galatasaraylı olarak nasıl hissediyorsunuz? Neler hissettiriyor size? Tabii benim Galatasaraylı olmam beni ayrıca gururlandırıyor, mutlu ediyor. Galatasaray markası çok önemli, çok büyük bir marka. Başkanımın da dediği gibi evet Türkiye'de 3 büyük kulüp var ama en büyüğü Galatasaray. Biz de en büyüğüyle beraber olmaktan tabii ki mutluluk duyuyoruz. Biraz önce konuşmamda da söylediğim gibi her iki tarafında birbirine sürdürülebilir bir fayda sağlayacağını düşünüyoruz, buna inanıyoruz. Bu anlamda da çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık. İlk galibiyetimizi geçen hafta aldık. Sportif anlamda bir başarı geldi. Bundan sonraki süreçte de inşallah bu devam edecek. Şimdi değerli arkadaşlar bir denge içinde gidiyoruz. Çok sıkı ve strik, özellikle Kaan kardeşim de burada. Bütün şubeleri tek tek günlük denetliyoruz harcamaları. Bunların içinde öyle bir yarış başladı ki şubeler arasında, bir şubeye biz bir şey yaptığımız zaman diğer şube ayağa kalkıyor. Çok samimi söylüyorum. Büyük bir yarış başladı. Hepsi çok iyi gidiyor. Eğer tek tek amatörlere bakarsanız derecelere çok iyi gidiyor. Şimdi bunu yapacağız. Fakat olanaklar ölçüsünde yapacağız. Biz birdenbire gelen başarıların aniden efemer olduğunu inanırım. Yani eğer siz bir sistemle, bir temelle, kalıcı ve sürdürülebilir bir düzenin içine oturtmazsanız sistemi, işte 2 yıl harcarsınız 30'ar milyon, 30-40'ar milyon avrolar, şampiyon olursunuz Avrupa'da. Ama sonra bir daha göremezsiniz. Bizim yenilmez armada çok uzun süre tek başına gitti ama diğer özellikle müessese takımlarının İçine sadece kendi reklamlarını yapmak için girmesi yanlış oldu. Ben bunu söyleyeyim. Şimdi Nihat Beyler kendine ait takım kuramaz mıydı? Bence kurabilirdi. Kurabilirdi. Kurmadılar. Destek oluyorlar. Biz bunu değerli banka temsilcilerine ve diğer müessese takımlarına da
temas ettiklerimize ilettik. Eski bir yasa vardı biliyorsunuz. Bu yasa belli bir sayıda 5000 10000 kişi kadrosunda barındıran kurumların belli takım kurmasını, sonra giderek kapalı spor salonu kurmasını zorunlu hale getiriyordu. Sonra yasa kalktı. Bu yasadan kalan, mesela örneğin, yani banka ismi vermek istemiyorum, resmi bizim devlet bankaları var. Biz bunları isteriz ki bu büyük kulüplerimizle birlikte davransınlar. İsteriz. Neden? Gelişmesi için. Bugün üç büyük kulübün olmadığı herhangi bir lig, spor yarışması ilgi çekmez. Ve bu bir realite. Yani bunu kabul etmemiz gerek. Bu ülkenin realitesi. Bu nedenle ben o desteğin kalıcı, sürdürülebilir sistem içinde olmasına çalışıyorum. Yani sadece 15-20 yılda bir gelmiş bir şampiyonluk değil. Düzenli. Mesela dikkat edin, voleybol ve basketbolda sürekli 8'li finallere kalıyoruz son 2 yıldır. 4'lü finallere kalıyoruz. Bu sadece parayla değil, bir ilgi çalışmayla da yönetici arkadaşlarımızın, teknik kadronun ve sporcularımızın da burada çok fedakarlığı var. Burada bulunuyor kendileri. Gerçekten fedakarca çalışıyor. Anlayışla çalışıyorlar. Ben onlara da bu vesileyle, Türkçeyi bilmeseler de, teşekkür ediyorum. Yüz ifademden anlarlar sanırım. Şimdi gerçekten öyle. Evet. Yani yanlış anlamayın. Futbol, o projeyi biz destekliyoruz. Projeyi şöyle, ya bizim, bunu söylemek ayıp ama ya söylemek durumundayım. Futbol kulüpleri içinde bir iki kulüp hariç, kendi yayla, yani Sivas Spor ve Göztepe gibi artıda olan kulüpler hariç, borç durumunda diğer önde gelen kulüpler içinde mali durumu en iyi olan biziz. Ama biz şunu söylüyoruz, devletin desteği her zaman olmalı ve doğru biçimde kullanılmalı. Har vurup havran sarılacak şekilde değil. O desteğin tekrar transferlere harcanarak sağlıksız bir yapıya gitmesine biz istemeyiz. Böyle bir şeye de zaten biz kullanmayız böyle bir şey. Bizim yapımız buna müsait değil. Kültürümüz de müsait değil. İnşallah o destek çok değerli olacak ve Türk futbolunun kurtulmasına ciddi destek sağlayacak. Benim inancım o. İnşallah doğru uygulanacak ve doğru kullanılacak. Bunu da temenni ediyorum. Arkadaşlar, Haziran 15'ten bu yana, bakın, Galatasaray'ın dostları var. Seveni var, sevmeyeni var. Türkiye'nin seveni var, sevmeyeni var. Futbolun seveni var, sevmeyeni var. Sizin başarılarınızdan rahatsız olanlar var. Bu her, ben Galatasaray için söylemiyorum. Yani sizin en yakınınızdan da olabilir, en uzağınızdan da olabilir, rakiplerinizden de olabilir. Bu süreç sürüyor. Ama bu sürecin olumlu sonuçlanacağını söyleyebilirim. Zaten sağ olun, tek siz sordunuz şimdi epeydir. Millet bize o kadar güveniyor ki KAS'taki dava ne oldu diye sormuyor bile. Sağ olsunlar, teşekkür ederim. İnşallah o da olumlu sonuçlanacak. Siz sigortalı olacaksınız. Doğa sigortalı olacaksınız. Evet, doğa sigortalı olacaksınız. Evet. Öylece buluşacaksınız. Doğa sigortalı olanların hepsi doğa sigorta Galatasaray maçlarına da gelme hakkı elde edecek. Evet. Aslında taraftar sayısını böyle arttırabiliriz. Evet, bunu ilan edin. Evet. Yani bizim arkadaşlardan da var burada. Belli oranda doğa sigorta poliçesi yaptıran herkesi, evet, Galatasaray doğa sigorta maçına ücretsiz davet, evet, edebiliriz. Evet, çok güzel bir soru oldu böyle. Evet, bize yardımcı oldunuz. Böyle, böylece buluşturacağız. Arkadaşlar, futbolcu lansmanında biliyorum, aranızda görüyorum. Yakın zamanda 3-5 gün içinde ayrı bir lansman yapacağız, onu söyleyeyim. Soramadığınız soruları orada bana rahatlıkla sorabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Ben son bir şey sporcularımıza söylemek, evet, istiyorum. Bu sene de inşallah başarı için biz her zaman yanınızdayız. Her anlamda yanınızda olacağız. Galatasaray Doğa Sigorta bu sene gidebildiği en yüksek noktaya gitmesini istiyoruz. İnşallah. Peki, teşekkür ederiz.